İşte Adem'in ilk yaratılışındaki olan hikmet, Müşti Kamil'in huzuruna gelen bir salikin Nefertu ayet-i kerimesi okumasıyla başlar. Dolayısıyla zikir ruhu hürüldü. Zikir kadar onun gönlünde bir dirilme. Efal ruhu hürüldü. Efal kadar bir dirilme. Sıfat ruhu hürüldü. Sıfat kadar bir ruhunda dirilme. Vücudullah'ını da idrak ettiği zaman artık kendisine nispet etmiş olduğu varlık yok olarak ölmezden evvel ölme hasretine sahip olduğu andan itibaren kalbin veledi kalp dediğimiz ruhu yaratması zuhur eder. Kalp biliyorsunuz hep kabullenişlerle daha evvel nefsin emrinde olduğu için kendisine nispet ediyordu. Şimdi ise bunların tümünü Müşti Kamil'in vermiş olduğu o diri ruhla, o nurla, o hayatla, o enerjiyle esas enerjinin yekünü olan, merkezi olan, trafoz olan o ruhu zuhur ettirdi gönülde. Ona da biz beledi kalp diyoruz. Yani kalbin oğlu demektir. Dikkat ederseniz bu ruh cemadatı bir ruhun, nebadatı bir ruhun, hayvanatı bir ruhun, hatta insanatı bir ruhun aynısı değildir. Cenab-ı Hak ervah aleminde bütün varlıklara tecelli ettiği zaman ruhu cemadat, onun kapasitesi olduğu için ruhu cemadat denir. Nebadat, ruhu nebadat denmesine hikmet, onun kapasitesi nebadat seviyesinde olduğu için ona öyle denir. Hayvanatta aynı şekilde ruh hayvanat dendi, insanda insan, ruh insan dendi. Ama Adem ruhu denmedi. Adem ruhu ise Nefertu ayeti kerimesi gereğince bu özel bir ruh. Bütün varlıklardaki olan ruhtan ayrı. Dikkat ederseniz bunu bizzat Cenab-ı Hak üflüyor. Hicr suresinin 29. ayeti kerimesine göre. O bakımdan velisi kalbin bu şekildeki zuratı ruhun açığa çıkması halinde kendisini gösterdi. İşte Ademiyetin nüvesi bu. Henüz Adem kemalata gelmedi. Bu Adem yaratılmazdan evvel Cenab-ı Allah dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler ona itiraz ettiler. Kimdir melekler? Kimdir yaratacağım dediği o Rabbül Alemin? İşte bir Müşti Kamil masarından bunu işleyecek olursak Müşti Kamil ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani insanlar arasında kabiliyetli bir kişinin yaratılmasını ifade etmiş de olabilir. İnsan oğlundaki olan bir Adem'in yaratılması da insan vücudundaki zatın idrakına vakıf olmadır. Hilafet sırrı bu mu? Hilafet sırrı henüz daha başlamış olmadı. Başlamış. Teşekkür etmedi. Ve böylece melekler kuvvelerdir. Arapçada melek demek kuvve demektir. İnsan vücudundaki olan kuvveler Ya Rabbi veyahut da melekler Ya Rabbi biz sana ibadet ediyoruz. Teslimiyetimiz, kurbiyetimiz, sonsuz her türlü tazimi, her türlü ibadeti yapıyoruz. Sen yeryüzünde kan dökecek ve fesat çıkaracak bir kimse mi yaratacaksın dediler. Melekler nefisten münezzehtirler. Madem itiraz ettiklerine göre nefisleri var gibi bir idraka vakıf olabilirsiniz. Bugün bir kamilin etrafındaki olan salikler melektirler ama aynı zamanda nefis sahibidirler. İtiraz ederler. Biz geliyoruz senin sohbetini dinliyoruz. Sizden irfaniyet alıyoruz. Ama sen bir de halife yaratacağım diyorsun. Artık ikilik çıkar diyorsun. Burada bunlar kan döküyor ve fesat çıkarıyor. Halife şey olan halife neden kan döksün? Neden fesat çıkarsın? Çünkü onun görevi oturduğun için.
kan dökmesi demek cehaletinizin kanını akıtır. Nispiyetinizin kanını akıtır. Şirkinizin kanını akıtır. Gayretinizin kanını akıtır. Ve diğer kendi arkadaşlarının arasında da fesat çıkar. Falanca aramızdan ayrıldı. Falancaya gitmiş. Falanca da sohbet ediyor derler. Zahirde de öyledir. Aynen bunun gibi. Onlar kendilerindeki olan bu hasreti bilmezler. Aynı dersler olurlar. Ama ilmel yakınlıkları diye geçmemişlerdir. Bu melek değil. Vasıflandırdığımız afakta. Enfusta ise kuvveler henüz Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin ne olduğunu bilmezler. Tecelli ettiği zaman farklıdırlar. Kuvvelerde. Cenab-ı Hak onlara ne dedi? Sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Ve hakikaten Adem özel bir tahsil yaptı. Tahsil yaptıktan sonra afakta bir kemalatlı olan bir kişi tahsilini yaptığı zaman meleklere dedi Cenab-ı Hak. Onlar Rabb'i dedi ki okuyun bakalım Allemel Esma'yı. Allemel Esma'yı bize öğretilmeyen şeyi biz bilmeyiz dediler. Elbette onları öğretmişlerdi. Ama zevk edememişler. Allemel Esma alemlerin esması demektir. Melekler zelil ve hakir olarak mahcup oldular. Adem ise buna vakıf idi. Demek ki Adem Ademliğini bulasıya kadar olan demde ki biraz sonra anlatacağım Cenab-ı Hakk'ın o mertebelerine geçirdikten sonra Ademiyetini bulur insan. O zaman dedi ki Adem'e sen okudur. Bir çırpıda Alem-i Esma'yı okudu. Peki sen de bir Ademsen bir müştikamile gelmişsin bu meratibi yapmışsın, tasdik yapmışsın nasıl okursun? Alemin esma, alemlerin esması yani isimler demektir. Sen bir alemi kübrasan o zaman sen kendindeki olan tırnağından saç tenine kadar bütün gönül alemi olsun isterse zahir olan vücud ülkesi olsun. Bu esmaların tümünün tecellilerini bilirsin. Alemin esmayı aldıysan. Ama melek seviyesinde kaldıysan anlayamazsın. Çünkü bize öğretilmeyen bir şeyi biz idrak etmemiz mümkün değildir der. Derler. İşte böylece Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasının başlangıcı buralar. Ve yaratılacaklar. Dedi ki o zaman Adem'e secde edin bakalım. Sınırınızdır. Melekler secde ettiler. Zaten kendisinden gelen o Adem, Ruhullah olan Adem'in mevcudiyetini idrak eden hiçbir sıfat göz onun emrinin dışında bir şey göreceğim. Kulak onun emrinin dışında bir şey duyacağım. Dil onun emrinin dışında bir şey konuşacağım diyemez. Ama hakikaten ondan haberdar olmayan kişi gözü harama bakabilir. Kulak gıybet dinleyebilir. Dil yalan söyleyebilir. İnsan vücudunda olan enfusu zevkte Adem'in kendi kemalatıyla kalp sahibi olan kalbinden gelen komut, ruhun emrinde çalışır kalbin. Yani Rabb'ı bunu öylece sesle idare eder. Ama bilmiyorsa gayriyete bakar. Gayriyet halindedir. Böylece ona secde ettiler. Hepsi iblis secde etmedi. Cenab-ı Hak ona sordu sen neden secde etmiyorsun? Kimdir iblis? İblis nefsi emmarenin ta kendisidir. İblis nefsi emmarenin şubeleridir. İstek ve arzularıdır. Bunlar hiçbir zaman ona secde etmezler nefsi. Secde etmez. O da kullanılardan oldu. İşte böylece Adem Aleyhisselam yaratıldı fakat yaratıldığı zaman Cenab-ı Hak onu cennet alada bıraktı. Dedi ki siz burada yiyin, için israf etmeyin. Cenab-ı Hak onu cennet alada yarattı. Nasıl oldu da
Cennet hala neresidir ki yaratılmış olsun orada? İşte bir salik de söndü yalnız. Yaratılması makam-ı cemde cennet hâlâya dahil oldu. Demek ki Adem Aleyhisselam'ın girdiği yer tevhid cennetiymiş. Bir kişinin nispiyetlerinden kurtulması zuhur ederse hakkın varıyla var olma yeri onun ademiyetin cennette girme yeridir. Burada her neye bakarsa baksın Allah dedi. Yani hakkın dışında bir şey görmedi. Hep oldu. Onu gördü. Bir insan deryanın içerisine girse sağa baksa derya, sola baksa derya, öne arkaya baksa derya, başka bir sudan başka bir şey görebilir mi? Aynen bunun gibi. Biz o demdeyken güneş bile zavaya çıktığı zaman ne yapıyoruz? Burası bu demde diyoruz ki bir cisim kendi gölgesinde ikna oldu. Yok oldu. Çünkü bir tek gölge falan yok. Olmaz. Ona hatta kerahat ahkamı diye kerahat deniyor. Böylece Cennet-i Ala'da devamlı her nereye dönerse dönsün Allah diyen veyahut da onun vekşişesini gören, zevkiyle zevkler olan o kişi yattı. Yattığı zaman uyandığında başında bir kadın gördü. Sen kimsin dedi. O da dedi ki ben Rabbim tarafından sana verilen bir hediyeyim. Senin adın Havva olsun dedi. Adem de ona. Yani hayatım olsun demek. Onun için erkeklere ben nasihat ediyorum. Hayatım deyin eşlerinize. Hakikaten eşleriniz sizin hayatınızdır. Yani sıfatınızdır demek. Ama bazen cennetten çıkarıyor insanı. Çıkarmayacak. Cennetten çıkarıyorsa bu eksikliktendir. Beraber gittiler içtiler. Cennet âlâda. Ondan sonra iblis de boş durmadı. Bakın burası çok önemli işte. Onun için bu mevzuyu açtım. Esas değinmek gerektiği, değinmek istediğim nokta buralarda. İblis boş durmadı. Gitti Cenab-ı Hakk'ın yanına. Ya Rabbi. Ben huzurdan kovdum. Müsaade et de. Sen bu Ademoğullarına çok itibar ediyorsun. Bana öl deseydin ben ölürdüm. Ne dersen olurdum. Ama Adem'e secde et dedin. Ben senden başkasına hayatta secde etmedim ki ona edeyim. Onun için bana müsaade et. Ben bunların müstakim yolu üzerine, doğru yolları üzerine oturacağım. Bunları sapıtmak isterim. Sen benim has kullarımı sapıtamazsın ya iblis. Bir yerlerde bir onların imtihanı olsun. Bıraktım dedi. Yani iblisin görevi nedir? Adem'i sapıtmaktır. Yani senin gibi, benim gibi bu inanç yolunda gidenlerin maneviyatını kırmak, canım bu kadar namaz var, gıl gıl gıl, ne bütçe var, ne bütçe var. Allah birdir. Resulullah, Hazreti Muhammed Resulullah'tır. Olsun olacak, olmasın olacak. İnanıyorsun ya, yaşa istediğin gibi. Git pikniklere, git denizde yüz, bilmem ne, eğlence yerlerinde, diskoteklerde gez. Helal deme, haram deme, ye iç. Ne gereği var böyle? 3 günlük bir ömrün var. Yaşayabildiğin gibi yaşa. Ne gereği var bunlara diye? Fitnelik vermek suretiyle senin kendi mutluluk yolunu, kendinin hak ve hakikat yolundaki olan huzur ve refah yolunu engellemek isteyecektir. Edip durdurmaktadır. Verdim dedi. Müsaadeyi verdim. Sırat-ı müstakim yoluna üzerine oturdum. Ama Cenab-ı Allah da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir Muhammed'ini oraya oturttu. Yasin-i Şerif'te, Yasin-i Şerif'in 4. ayet-i kerimesinde ne diyor? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim yol üzerindesin sen diyor. Demek ki oraya koydu onu.
Müstakim yolu üzerine onu da koydu. İblis kendisine davet ediyor. Hazreti Muhammed de kendisine davet ediyor. Ey kardeşim sen afakta acaba hangisini oluyorsun? Kendine sor. Enfusunda da gönlündeki olan bu teraziye bak. Kalp dönücü demektir. Gerektiğinde celala döner. Gerektiğinde cemale döner. Kalbin bir manası dönücü demektir. Sen hakikaten iblise doğru mu dönüyorsun? Hep gariyettesin. Yoksa iki can serverine doğru mu dönüyorsun? Hep rahmettesin. İçeride Muhammed'in bir müftü mü var? Hani evet, Muhammed'in bir müftü mü var? Bir tarafta şeytan var, bir tarafta Muhammed'in bir müftü var. Hangisine uyuyorsun? Ona bakacaksın sen. Olaylarla karşılaştığın zaman celallanıyorsan hemen derhal demek ki iblise uydun. Evet. Celallanmadın. Eyvallah. Bu benim daha henüz benim kemalata gelmem için Cenab-ı Hakk'ın bana bir lütfudur diyorsan hemen Muhammed'e uydun. Bunu kendine soracaksın. Yani Rahmani bir mantık var içeride. Rahman da var, şeytan da var. Evet. İşte var. Daha henüz daha tamamen kemalata gelmedi. Bak evet. Sayıyoruz şimdi. Evet. Adem'i yaratmamızdaki kasıt bu. Evet. Hem afakta bir Adem yaratıyoruz hem de enfusumuzda bir Adem yaratıyoruz. Mesele bu. Ondan sonra ne yaptı? Geldi, oturdu oraya. İyi güzel de Adem yaratacak. Fakat Adem'i nerede bulacak? Cennette Adem biliyor. Gidemedi cennetin kapısına kadar. Gitti. Cennetin kapısına gitti. Orada yılanla tavusçu nöbet tutuyor. Yılan nöbetçi. Yılan kimdir? Tavus kuşu kimdir? Tavus kuşu gurur ve kibirli bir varlıktır. Kendisinin açtığı zaman kanatlarını güzelliğinden mütevellit kainatı ben yarattım der. İnsanda da bu gurur ve kibir vardır. Gurur ve kibir insanı helak eder. Yılan ise dünyadır. Bir baktım yılan, bir baktım yalan. Yalan dünya derler. Onun için dünyaya meyyal olmak da kişiyi hak ve hakikaten uzaklaştırır. Böylece vardı. Dedi ki ben de girmek istiyorum cennete. Çünkü Adem'le karşılaşacak. Ademiyeti ifna işe yapacak, ifsad edecek. Dedi ki cennette seni herkes tanıyor. Ben seni koyamam dedi. Yılan. Dedi ki hiç merak etme. Ben küçülürüm. Senin ağzına girerim. Senden konuşurum. Millet beni sen konuşur zanneder. Akıl bakın belirli yerde iflas ediyor. Tamam dedi oğlum. Dünya aklı, aklı maaş idrak edemeyince benim ağzıma gireceksin, küfüreceksin, konuşacaksın ama beni konuşuyor bileceksin dedi. Mahsur yok o zaman tamam dedi. Ben seni koyarım içeriye. İlimle her şeyi hallediyorum diyenler böylece kendilerinin aldandıklarını görmüş olacaklar. İlim bir şeyi halletmiyor aynı zamanda. Gördünüz mü? Girdi. Doğru havanın yanına gitti. Niye Adem'in yanına gitmedi? Havanın yanına gitti. Adem kimdi? Havva kimdi? Adem zatınızdı. Havva sıfatınızdı. Bir de önce sıfat akıl vali olduğu için fiziken de ondan galiba önce Havva annemize gidiyor. Yani tabii Havva. Sonra gitmesi ondan yani. Olmaz. Çünkü nefsi davet ilk 9 yaşında Havva annemize geliyor. Fakat Adem'e gelene kadar 12 yaşında geliyor. 3 yaş farkları var. O da var. Tabii. Dedi ki sizin Rabbiniz burayı yasak meyveyi niçin yiyiniz içiniz fakat yasağa yaklaşmayınız demişti ya Cenab-ı Hak. Neden yaklaşmadınız biliyor musunuz? İşte siz ebedi burada kalmayasınız diye. Yeseniz kalacaksınız devamlı. Peki yasak meyve nedir? Ki orada devamlı kalırsın. Kişi hakikaten yasak meyve eneliktir. Ben demektir. Ben dediği andan itibaren kendisini Allah ilan etmesi demektir bir kişinin. Havva kandı. Yalan söyledi onlar çünkü. Kandı. Ben giydi bir şey olmadı. Yani Havva ben deyince bir şey olmuyor. Olmadı. Havva ben deyince yok, varlık sahibi. Yani. Varlığı yok çünkü Havva'nın. Sıfatın varlığı yok. Varlık sahibi. Zat.
Yani sıfat mertebesinde ben denebilir. Yani sıfat mertebesinde ben denebilir tabii. Çünkü benden tecelli o diyor zaten. Hı-hı. Yani o cennetten çıkarmaz onu ama zat ben derse, hu olduğu halde ben derse çıkar. 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 Aynen öyle. İşte ondan sonra Adem'in yanına geldi. Adem'in yanına gelince ben dedi bak dedim bir şey olmadım sen de iyi. Ve Adem'i kandırdı. Adem'i kandırmasıyla beraber bütün vücudundaki olan elbiseler sıyrıldı, üryan oldu. Çıplak kaldı. Burada iki zevk var. Bir zevk kişinin daima Mürşid-i Kamil'in vermiş olduğu zevkin, zikrin, fikrin devamlılığından mütevellit o maalesef o demi kendisinde zevk ettiğinden mütevellit dünyaya çıkarıldı. Aslında dünyaya çıkarıldı. Yani Hazret mertebesi, tevhidde gördüğümüz Hazret mertebesine indirildi demektir. Yok, kişi vehim, hayal, vesvese gibi bazı gayriyetlerden mütevellit bu meseleyi ben diyorsa kendi varlığı var. Ondan sonra bir daha o Allah'ın varlığına ben diyor. Bu sefer o gaflete girdi. Hemen derhal onun elbisesi üryanlaştı. Süfliyete indi. Ki ayet-i kerimede süfliyete inmekten mütevellit Cenab-ı Hak onları cennetten çıkardıktan sonra birisini Cidde'ye, birisini Serendip Adaya attı. Aslında tabi bunlar birer şifre. Vücut ülkemizde de bu Havva'nın Cidde'de Adem'in de Serendip Adası'nda 70 sene kaldığı 7 sıfat-ı subudiyenizin tamamen o zatın tecellisinin idrak edilseye kadar olan dem demektir. Vücut ülkesinde. Çünkü öyle bir hal vardır ki Serendip ta Hindistan'dadır. Cidde zahirde Mekke'nin şeysindedir. Yani Arabistan'dadır. Onun için o bu müddet içerisinde yalvardı, yakardı. Ya Rabbi dedi, affet. Biz nefsimizi zulmettik. Zaten sorduğunda Cenab-ı Hak dedi ki ya Adem sen yine sonunda bu. Ya Adem sen söz verdiğin halde neden yasak meyve yedin? İdrak etti. Bildiği için ya Rabbi ben nefsime zulmettim. İblis gibi inkar etmedi. Onun için affetti. Bir rivayet veya bir söz ifadeye göre de lahu mavuza baktı. Orada la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah yazıyor gördü. Ya Rabbi Muhammed yüzünü sürmekini beni affettir. Bunlar şirî ifadelerdir yalnız. İnsan vücudunda bunların zevklerini zevk edemezse bir salik burada istifade edemez. Yalnız ilmede olsun. Ne demektir bunlar? Mesele burası. İşte kişi la ilahe illallah deyişinin idrakı la yok demek. İlah ilah yok. Hangi ilah yok? Kendisine nispet ettiği, kendisindeki, zannındaki, hayalindeki öyle bir ilah yok. Fenaya sıfat, fenaya sıfat, fenaya zat yaptığı zaman bunun idrakına bakacak. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Demek ki Muhammed Resulullah da kişinin beka mertebelerinde bunu anlat ki Muhammed'den Allah'ın kulu, Allah'ın sıfatı, Allah'ın kemalat sıfatıyla ancaksın oradan tecelleden aktır der. Muhammed'e Resulullah. O Muhammed onun Resulüdür. Onun kulu ve Resulüdür. Yani onun tecellisidir demek. Bu idrakı varınca Cenab-ı Hak ona sordu. Ya Adem sen nereden biliyorsun Muhammed'i? Dedi ki Lahumavuzda la ilahe illallah Muhammed Resulullah sizin isminizin yanında onun adını gördüm de olsa olsa çok mübarek Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olduğu için ben bunu dedim. Dedi. Bunlar şiir ifade. İşte kişi zaten kendi vücut ülkesinde o Muhammed'in bir kemalat sıfatı olduğunu
o Muhammed'in hem kulu hem sıfatı olduğunu idrakına vardığı zaman, o zaman onun yüzünü, ya Rabbi benim artık bu sıfatlarımdan daima hak vakati görmeyi, daima kulağımdan hak vakati duymayı, daima dilimden hak vakati konuşmayı ihsan eyleme diye dua eder. Henüz daha ademiyet baktan manasıyla tecelli etmedi. Bunlar ademiyet kemalatında daha eksiklikler. Ondan sonra affettim diye hakikaten ciddeden ve Serendip'ten Arafat'ta birleştiler. Yani zatla sıfat Arafat'ta, arfiyette birleşti. Cem oldu. Cem oldu. Ondan sonra ikisi birleştikten sonra Müzdelife'ye indiler. Müzdelife'ye indikten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Adem ile Havva'nın nikahını kıydı. Ne demektir bunlar? Vücut ülkesinde hakikaten sizin zatınızın, sizin sıfatınızla gönül alemindeki olan Müzdelife'de inerseniz işte Muhammedi olarak siz bu vücut Muhammediliğinde mim, ha ve dal olarak burada bunların ikisini de birleştirmenizden mütevellit sizin zatınızın sıfatınızla nikahın kıyılması demek o vücut olan Muhammedliği vücudunun vücudla oluşu yönüyle Muhammed'de ikisinin ortaya çıkması onların nikahın kıyılması oldu. Çünkü zatını sıfatlarınızdan ilan etti ama zat sıfat isimden ibaret. Vücutla birleştiği andan itibaren kendisi artık Muhammed olarak görmeye başladı. İşte böylece nikahını kıydınız. Yoksa Adem Aleyhisselam'ın zamanıyla Muhammed'in zamanı uzun bir zamandır. Yani afaktaki olan bir şey değil bu. Böylece kişi nikah kıyıldı Adem ile Havva'ya. Adem ile Havva artık evlendiler. Hem sütleri gelişti. Yani sütleri gelişti demek bir salikin zatının sıfatından tecelli etme zevkiyle zevkler olduktan sonra daim yaşantıya geçti. O da bizim işte mertebe-i cemmül cem mertebesi dediğimiz yerde tümüyle ne yaptı? Daimliğe geçti. Bütün tavsilat-ı Muhammediye diye vasıflandırdığımız hakikaten Muhammediye diye tabir ettiğimiz bu 18 bin alemde zatını bütün Muhammed sıfatlarından ilan ederek ademiyetiyle ortaya çıktı. Bir yaşam haline geçti. Yaşadı. Bunun şuhud edilmesine aynen yakınlık. Bizzat yaşama, kendinin zevkli yaşamına da hakkal yakınlık kendi. Böylece salik de bu ademiyetini bulduktan sonra daima ebedi bir mutluluk, ebedi bir Cenab-ı Allah'ın dostu olarak yaşadı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın haliyle ademiyetin hali aynı mertebede bu yönüyle tecelli. Yoksa ademiyeti bulabilmek için Adem Havva'ya itiraz etseydi, Havva'nın bazı sözlerine tabi olmamış olsaydı kendisi bu kemalata gelemeyecek. Onun için ben ihvanlar arasında bazı sözler söylerim, bazı benim sivri sözlerim vardır. Benim hanımım benim mürşidimdir dediğim zaman Merat-ı Bilayet tamamlamış olan bir kardeşim sen halife tayin edildin efendi tarafından. Senin hanımın nasıl olur da daha doğrusu iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Senin mürşidin olur o dedi bana. Ben dedim mürşidim benim o. Sana dedim 3 gün müsaade tefekkür et ondan sonra tabir edelim. Konuşalım. 3 gün sonra geldi. Tefekkür ettin mi dedi. Ankaralı bir kardeşimiz de bu. Ettim dedi. Ama yerine koyamadım dedi. Senin laboratuvar çalışmıyor dedim ben de. Çünkü hatun benim hayatım. Hatun benim sıfatım.
Ben sıfatsız bir icraat göremem, yapamam. Cenab-ı Allah bile zatında hiçbir icraat yapmıyor. Sineğin kanadını bile kıpırdatmıyor. Neden? Çünkü zat sıfatsız icraat yapmaz onlar. Onun için ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi murad ettim dedi ya. Yoksa bilinmekliğini sıfatlardan kendimi görmek istiyorum demektir bu. Aynasıdır yani. Aynasıdır bu. Onun için ey erkek kardeşler, sakın ha eşlerinizin kalbini kırmayın. Sakın ha onlar bir diyorlarsa, ben dokuzdayım diyorsan bile eyvallah doğrudur, sen bir diyorsan öyledir o diye. Ama sen dokuz rakamına varmışsın ya. O birinci daha bir de. İkiyi sayamıyor. Olsun. Bir ise doğrudur o. İki diyorsa da doğrudur. Pozitif ayrımcılık oldu mu şimdi? Hanımların da yeni pozitif ayrımcılık oldu. Hanımların ama işte hanımı bilmek lazım. Evet. Bilmeyenler azaptadırlar. Ben şunu hiç unutmayın. Daima ihvanlara da söylüyorum. Diyorum ki eşinizle itilafa girdiğiniz andan itibaren cehennemin içerisindesiniz. Cennette yaşamak istiyorsanız eyvallah deyin. Yuvasında mutlu olan cennette, yuvasında itilaflı olan cehennemde. Kesin, kesin değil mi? Gelirken trafikte yaşadım ben. Onun için kişi benim hatun bazı mesela bana der ki sen şunu şöyle yapıyorsun da bunu böyle. Eyvallah. Doğru. Bazen eyvallah eyvallah diyorsun. Eyvallah diyeceksin ama tabi onun estağfurullah da, estağfurullah da vardı. Bazı estağfurullah diyeceksin ama o özel yerlerde. Her yerde değil. Bakın bir misal anlatayım ben size. Bir Mürşid-i Kamil'in bir talebesi varmış. Talebesi tahsili yapmış. Demiş ki efendim müsaade edersen ben tövbe gideceğim. Torunum çocuğuma yanına gitmek istiyorum demiş. Ama evladım demiş. Al demiş kapı, başına geçir. Güle güle git. Yalnız unutma demiş. Her şeye eyvallah edeceksin ha demiş. Peki efendim demiş. Yola çıkmış. Adamın bir tanesi başka birisini öldürmüş. Şuradan bir yolcu geçse de onun üzerine at verelim diye. Geçmiş şeyin arkasına, taşın arkasına. Tam onun yanına geldiği zaman oradan çıkmışlar. Demiş ki bu adamı niye öldürdün sen falan. Eyvallah dedi ya hocası. Eyvallah demiş. Öteki gelmiş, berisi gelmiş. Şikayet etmişler. Kadın, hakimin karşısına çıkmış. Evladım sen mi öldürdün bunu demiş. Eyvallah demiş. Hakim anlamış. Demiş ki bu adamda bir anormallik var. Talik ettim yarına demiş. Ötekiler çıksın bakalım. Her şeyi eyvallah diyor. Evladım niye öldürdün? Eyvallah. Sen mi öldürdün? Eyvallah. Düşmanlığın vardı? Eyvallah. Her şeye eyvallah diyor. Anlamış zaten hakim. Demiş ki çıkın siz. Bu kalsın. Kalmış. Evladım. Sen her şeye eyvallah ediyorsun ama bunu bir de demiş. Estağfurullah vardır. Estağfurullah demezsen başın gidecek demiş. Haberin olsun. Eyvallah demiş. Çıkmış yarın sıkıntı mahkeme gelmiş. Baş gidecek. Demiş ki evladım sen mi öldürdün bunu demiş. Estağfurullah demiş. Berat demiş, gitmiş. Köyünü bırakmış, doğru hocasının yanına gelmiş. Başında gavuğu çıkarmış. Buyurun efendim demiş. Eyvallah da içerisinde demiş. Estağfurullah demeseydin demiş. Başım bittiydi hocam. Onun hesabı. Yani estağfurullah da lazım yok değil. Bir arabanın içerisinden bütün alet ve edevat hep ileriye gitmek için yaratılmıştır. Bir tek maddesi vardır. O da fren. Tehlikede ancaksın kullanacaksın onu. Bu fren tehlikede kullan. Evet. Estağfurullah olur onun.